Evet sevgili canlar, değerli dostlar, merhaba, ben Cem Kervan. Bu hafta affetmezseniz affedilmezsiniz adlı bir beyit, bir nefes, bir deyiş paylaşmak istiyorum. Evet, kul hakkı olayını biliyoruz ama diyelim ki birisi af diledi, özür diledi ve biz affetmedik. Hayır, affetmem, hayatta affetmem filan dedik. Ne olacak? Çok vahim bir şey bu. Biz affetmezsek Yüce Hak bizim günahlarımızı affetmeyecek. Bir kere taliplerden, İsa'nın taliplerinden olan Petrus İsa'ya geliyor, diyor ki bir can bana karşı kaç kere günah işleyip ben affedeyim diyor. 7 kere mi? Tahmin ediyorum 7 kere büyük bir sayı diye düşünüyor Petrus. İsa diyor ki hayır, 7 kere değil, 77 kere. Yani saymayacağız. Eğer biri bir can bize karşı günah işlemişse ve tövbe edip af dilemişse bizden, özür dilemişse, mecburen affedeceğiz. Bitti. Yani tartışmaya açık bir şey değil bu. Her seferinde affedeceğiz. Öyle ki İsa bir misal anlatıyor. Diyor ki bir padişah tebaasından olan borçluları çağırıyor ve onlarla hesaplaşacak. Ve biri geliyor, çok çok büyük bir borcu var. Acayip hayatta ödemeyeceği bir borcu var. Ama merhamet istiyor. Merhamet et diyor, işte lütfen ne olursun, işte zaman tanı, sabırlı ol, hepsini ödeyeceğim diyor. Padişah ona acıyor, yüreği sızlıyor. Diyor ki tamam, borcun yok, borcunu sildim, borcun 0. Şimdi adam şaşırıyor, seviniyor, oradan çıkıyor ama yolda ona karşı bir borçlu olan bir can var. Şimdi unutuyor. Ya şimdi affedildi ya az önce. Ama onu unutuyor. Öteki canı yani boğazdan sıkmaya başlıyor. Borcunu öde, borcunu öde filan diyor, kızıyor. Öteki İşte zaman tanı, işte sabırlı ol, ödeyeceğim, ne olursun, lütfen falan diye yalvarıyor, yakarıyor. Ama bunun acıma duygusu yok, merhamet yok, af yok, aman yok. Diyor ki hayır, borcunu şu an ödeyeceksin, yoksa hapse yatıracağım seni. Ve hakikaten mahkemeye götürüyor ve zindana attırıyor adamı. Olmadı. Şimdi bu olaya şahitler var. Gidip padişaha anlatıyorlar her şeyi. Böyle böyle diyorlar. Bu adam hiç merhamet etmedi diyor. Padişah onu çağırıyor. Diyor ki ben sana öyle bir borcu affettim, sildim. Ama sen arkadaşına hiç merhamet etmedin. Hiç affetmedin. Ve padişah onu işkencecilere teslim ediyor. Ve İsa diyor ki, eğer siz affetmezseniz, Yüce Hak da sizin günahlarınızı da affetmeyecek. Yani çok vahim bir şey. Deyiş haline getirdim, sizinle paylaşmak istedim. İnşallah seversiniz. Semavi şahlıkta affetmek gerek. Affetmezseniz affedilmezsiniz. Bir af almak için affetmek gerek. Affetmezseniz affedilmezsiniz.
bir af almak için affetmek gerek dost. Affetmezseniz affedilmezsiniz. Affetmezseniz affedilmezsiniz. Hakka karşı borcumuz var öyle çok. Borcumuz ödenemez kadar büyük. Hak bize acıdı dedi borcun yok. Affetmezseniz affedilmezsiniz. Hak bize acıdı dedi borcun yok. Affetmezseniz affedilmezsiniz. Affetmezseniz affedilmezsiniz. Fakat bize borçluyu yakalarsak, boğazına sarılıp affetmesek, o zaman bizleri de affetmez hak. Affetmezseniz affedilmezsiniz. O zaman bizleri de affetmez hak dost. Affetmezseniz affedilmezsiniz. Affetmezseniz affedilmezsiniz. Kervanım bizler kapten affetmesek, hak bize tıpkı öyle davranacak. Borcumuz suçumuz affolmayacak. Affetmezseniz affedilmezsiniz. Borcumuz suçumuz affolmayacak dost. Affetmezseniz affedilmezsiniz. Affetmezseniz affedilmezsiniz. Evet, mecburen affedeceğiz. Affedeceğiz, bitti. Yani affetmezsek zaten Yüce Hak bizi affetmeyecek. Evet, inşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen o beğeni düğmesini bir tıklayıverin. İsterseniz abone olun, isterseniz yorum yazın. Ve haftaya artık yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, affedin, af dileyin diğer canlardan. Esen kalın, hoşça kalın.